la taqulu limen yuktalu fi sabilillah ammat Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin fermanına iman etmiş olan bir millet var. Çünkü herkes ölecek mi? Ölecek. Ama şehit olanlar ölmüyor. Şehitler ölmez. Değil mi? Bu sloganları duymadınız mı? Şehitler ölmez. Çünkü Allah Teala öyle buyurdu. Allah yolunda can verenler ölmezler. Onlar şehit. E dolayısıyla sen ölümden korkarken ölümde ölümsüzlüğü gören bir millet nasıl mağlup edilecek ki? Cihat ruhu şehadet aşkından geliyor. Ölümde ölümsüzlüğü görmekten geliyor. Topun namlusunda cenneti gören, kılıçların gölgesinde cenneti gören, savaş meydanında adeta cennetin kokusunu alan bir milleti yenmek mümkün mü? Şehadet böyle bir şey. Ha, şehadet böyle bir şey derken herkese de nasip oluyor mu? Olmuyor tabii. Herkese nasip olmuyor bu şehadet. O kadar istersin, o kadar dua edersin ama nasip olmayabilir mi? Nasip olmayabilir. Bakın Halid bin Velid radıyallahu anh, İslam orduları başkomutanı. Girmediği savaş kalmamış. Düşman saflarını savaşlarda hallaç pamuğu gibi atmış. Halid bin Velid'in ismini duyan düşman adeta titriyor yani. Hani İran seferinde demişti ya, Düşman ordusu komutanına bir mektup yazmıştı. Ne demişti orada? Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ölümü, ahireti seven bir orduyla geliyorum. Herif zaten mektubu okuyunca he, tamamen gardı düşmüştür yani. Titriyor yani. Korkudan titriyor. Laf olsun diye yazılmış söz değil. Halid bin Velid bu. Halid bin Velid nasılsa ordusu da öyle. Müthiş bir ordu. Ölümden korkmuyorlar gözü kara insanlar. Müminlere şefkatli, merhametli ama düşmanlara gayet celadetli ve nasıl davranması gerekiyorsa öyle. Elilletin alel müminine ve alel kafirin. Müminlere müşfik, mütevazı ama kafirlere izzetle savaş meydanlarında şiddetle davranan bir ordu. İşte o mübarek son demleri ölüm hastalığında yatıyor. Kılıcını istetti. Getirdiler. Kılıcına dayanarak ayağa kalktı. Dedi ki ya Rabbi ömrüm serhat boylarında cihat meydanlarında düşmanlarla vuruşarak geçti. Benim vücudumda yara olmayan kılıç, mızrak, ok yarası olmayan bir karış bile yer olmamasına rağmen bana savaş meydanlarında şehit olmayı nasip etmedin ya Rabbi. Yani Halid bin Velid'in şehit olmayacağı belliydi. He? Nereden belliydi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Seyfullah. Seyfullah o Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı kırılır mı? Savaş meydanlarında şehit olması demek o kılıcın kırılması demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ona Seyfullah buyurdu? Allah'ın kılıcı buyurdu. Anlaşıldı ki o savaş meydanlarında, cihat meydanlarında şehit olmayacak. Allah hiçbir düşmana Halid bin Velid gibi dahi bir komutanı şehit etme şerefini bahşetmedi. Halid bin Velid dahi komutan dünyanın gelmiş geçmiş en önemli komutanlarından biri. Bugünkü şartlarda Maraşal, maraşallik rütbesi verilecek olsa belki onlarca maraşallik rütbesi alacak şahsiyette bir zat. Ama şehit olmak nasip olmadı. İşte o kılıcına dayanarak dedik ya Rabbi savaş meydanlarında bu kadar cihad ettim, bu kadar savaştım, düşmanlarla vuruştum. Cenk ettim bana şehitlik nasip olmadı. Beni savaş meydanlarında şehit almadın yanına da şimdi yaşlı bir deve gibi yatağımda inliye inniye mi can vereceğim ya Rabbi. Şehit olmadım diye ne kadar üzülüyor. Ama dedik ya onun şehit olmayacağı belliydi. Çünkü o Seyfullah'tı. Çünkü o Allah'ın kılıcıydı. E peki onun emrinde bir sürü asker şehadet makamı kazanıyor da Halid bin Velid radıyallahu anh bu kadar şehadeti istemesine rağmen şehitlik nasip olmadı. Allah ona o rütbeyi vermeyecek mi? diye sorarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ona cevap veriyor. Herkes için bakın efem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şehadet makamına ulaşma kapısını açıyor. Ve buyurdu ki efem sallallahu aleyhi ve sellem men sellellahu şehadete sadikan kim her kim samimi olarak samimi olarak Allah'tan şehadeti isterse bellagahullahu menazile şuhedai ve in mat ala firashihi. Evet. Yatağında ölse bile Allah ona şehitlik makamı verir. Şehitlik menzilesine Allah onu ulaştırır. Samimiyetle şehadet istiyorsun Allah'tan. He? Ya Rabbi şehadet nasip et diyorsun, gerçekten şehit olmayı arzu ediyorsun ama öyle bir fırsat, öyle bir imkan çıkmıyor, şehadet nasip olmuyor. Sen, sen var ya sen, yatağında bile ölsen Allah seni o makama çıkartıyor. O şehitler menzilesine ulaştırıyor, ahirette de şehitlerle inşallah haşrediyor. Tabi Halid bin Velid radıyallahu anh böylesine samimi ve içten Allah'tan şehadeti istemesi elbette onu da ne yapıyor bu hadis şerife göre? şehitlerin menzilesine ulaştırmış oluyor. Yani şehadeti istiyor demek öyle göz göre göre kurşunun önüne atlamak, efendim kılıca kendini efendim saplasın diye adeta uğraşmak demek değil. Sen mücadeleni yapıyorsun, gereken tedbirini he alıyorsun. Taktikse taktik, teknikse teknik. Değil mi? Ama ha sen bu kadar mücadele ediyorsun fakat şehadet ne yapabilir, gelebilir o ayrı bir konu.